Evet, merhaba arkadaşlar. İsmim Mustafa Yüksel. Matematik ve geometri öğretmeniyim. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir problem var mı? Mesaj yazarsanız. Evet. Daha sağlıklı başlamış oluruz. Beyza, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar doğru açılardan başlayacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi evet, doğru açılardan başla. Şunları bir kapatayım. Şöyle. Evet. Nokta, tebeşirin tahtada bıraktığı ize diyoruz veya boyutu olmayan izdir diye tanımlıyoruz. Aynı hizada noktaların bir araya gelmesiyle ne oluşacak? Doğru oluşacak. Hemen şuradan bir hat çizeyim. Evet. Şöyle çizdiğimiz zaman şöyle 3 tane. Evet. İki yönden sonsuza kadar giden ne diyoruz? Doğru diyoruz. Şimdi buraya biz A noktası, buraya B noktası dediğimiz zaman iki tarafı da sonsuza gittiği için AB doğrusu şeklinde gösterir. Başı ve sonu açık arkadaşlar. AB doğrusu. Ya da küçük harflerle gösterir. K doğrusu, M doğrusu, L doğrusu o şekilde ifade edilir. Başlangıç noktası bilinen doğruya biz ışın diyoruz. Başlangıç noktası bilinen doğruya biz ışın diyoruz. A, B. A'dan başlamış, B'den sonsuza kadar gittiği için A tarafı kapalı olduğu için B'den açık. Biz buna ne diyoruz? AB ışın diyoruz. Başı ve sonu bilinen doğru ya da ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. Onun içinde kısmını almış. Burası da ne olacak? AB doğru parçası. AB doğru parçası iki taraftan da sınırlı olduğu için şöyle köşeli parantez var. Ama sorularda 3 santim, 5 santim şeklinde sorduğu zaman biz bunu ne diyeceğiz? Mutlak değerle göstereceğiz. Bunun manası mutlak değer. AB uzunluğu 3 santimetre uzunluğundadır manasında kullanıyoruz. Bunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bunlar hepsi bildiğiniz şeyler. Şimdi başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Şimdi öğrenciler genelde şu anlatacağım yerde düşer. Açı neresi diye sorsam, şöyle yakınlaştırdım. Açı neresi diye sorsam öğrencilerin çoğunluğu yanlış buluyor. Neresidir açı sizce? Hepinizin şu alfa dediğini duyar gibiyim ya. Şu herkes genelde öğrenciler ya burayı söylerler ya da arka tarafını söylerler. Öğretmenim alfa diye. Halbuki açının tanımı neydi arkadaşlar? Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Açı dediğimiz yer sadece kollardır. Şu kollara açı diyoruz. Bakın orada bir yanlış bilgimiz var. Onu düzeltelim. Açı dediğimiz yerler sadece kollardır. Buradaki alfa açının derece cinsinden ölçüsüdür. 30 derece, 45 derece. Şu açı alfa dediğimiz yerin şu arası neymiş? Açının ölçüsü. Açı dediğimiz sadece yerler kollardır. Burası açının ölçüsüdür. Burası alfa ise şurası da alfa, burası. Yani açıyı ne kadar büyütürsek şöyle yaptığımız yer, bu da hocam burası 30'sa şurası daha büyük 60'lık demiyoruz. Hepsi aynı yerdir. Buna dikkat edeceğiz. Başka da bir şeye gerek yok. Evet. BA, BC, ABC açısı, CBA, B. Bunlar köşesine göre isimlenecek arkadaşlar. Nereden başladık? A'dan. Ortadaki gelen açı köşeyi verecek. A, B, C açısı ya da C, B açısı veya direkt B açısı şeklinde gösterilir. Açının ölçüsü dediğimiz yer neresiymiş? Alfa. Bakın açı dediğimiz yerde kollar olduğunu zaten yukarıda gösteriyor. Eğer iç bölgesinde dahilse açısal bölge, onun açının yanına ne yapıyor? Bir de parantez koyuyor. Sadece açı olduğu zaman, kollar olduğu zaman dikkat edin hiçbir şey yok. Açının ölçüsü olduğu zaman da S harf veya bu açının İngilizcesi M ile başladığı için MABC açının ölçüsü şeklinde gösterilir. Burada ince ufak bir ayrıntı orasıydı. Bunu bilmenizi istiyoruz. Açıortay bir açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçasına biz ne diyoruz? Açıortay diyoruz. Bir açıyı iki eşit parçaya bölen. Sorularda açıortayı gördüğünüz zaman arkadaşlar ilk iş AA, BB hangi harf verirseniz verin. Aynısını verin.
cevap kendinden çıktığını göreceksiniz. Açıortay bir açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay diyoruz. Açı çeşitlerimiz var. Beraber bakalım. Dar açı, ölçüsü 0 ile 90 arasındaki açıya dar açı diyoruz. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı diyoruz arkadaşlar. Buradaki en önemli şey şu. BA ışını diktir, BC ışını. Şu işareti sorularda gördüğünüz zaman dik olduğunu, 90 derece olduğunu yazacaksınız, bileceksiniz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Geniş açı ölçüsü 90 ile 180 derece olan arasındaki olan açılara geniş açı denir. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açılara en çok kullandığımız açı doğru açıdır. Dikkat edin, ölçüsü 180 derece olan. Mesela evet, bir araba kaza yapıyor. Diyor ki işte 180 derece döndü. 180 derece döndüğünden ama kasıt nedir? Ne tarafa gidiyorsa onun tam zıt yönüne dönmesidir. Bakın burada da alfa ne yapıyor? Şöyle baktığımız zaman yarım tur atıyor, 180 derece. Başladığı yerde geri bittiği tam tur atmasına da ne diyoruz? Tam açı diyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını umuyorum. Şimdi 2019 TYT sorusu. Geçen yılın sınav sorusu. Bir birlikte bakalım. Çözebileceğiz mi? Evet, diyor ki biz 8 programlı çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesinin bir kullanma şeyini veriyor. Diyor ki 1'den 8'e kadar numaralanmış. Numaraları ardışık sayılı olan her iki çizgi arasında mesafe eşit olup butan döndürüldüğünde ok hangi çizgi gösterirse oraya ait program seçilmiş oluyor diyor. 7 numaralı program seçiliyken diyor 1 numaralı program arasındaki açı 150 derece oluyor diyor. Şimdi beraber bakalım. Benden ne diyor? 7 seçiliyken. Hemen 7'ye koyduk. Şeyimiz burada. Burada 1 ile 7 arasındaki açı kaç derece diyor? 150 derece diyor. Peki arkadaşlar, bana 1'den itibaren ne kadar döndür diyor? 140 derece döndür diyoruz. Biraz önce biz tam açı gördük mü? Gördük. Tam açı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 derecedir. 150 ise buraya ne lazım? 360 olması için 210 derece lazım. Doğru mu? Kaç bölme var? 1'den 7'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. 6 bölme. 6 tane aralık. 210 derece ise bir tanesi ne olacak? Oran orantı 30 derece. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar, 35 derece. Özür. Şeye bakarken, evet, orada ilgim dağıldı. O zaman bunun her biri 35 derece ise arkadaşlar, benden 140 derece gitmemizi istiyor. 35, 70, 105, 140. O zaman nereye gelir? 5'e gelir. Geçen yılın sınav sorusu. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir de anlatayım mı? Şu açı 150 ise geriye 210 kalır. 360'dan 150 çıkartır, 210. 6 tane bölme 210 derece ise bir tanesi 35 derece. O zaman bizden 4 tane 35 olacak. Devam ediyoruz. 5'e gelir. Evet. Biraz büyüteyim soruyu. Demiş ki OX OY'ye dik demiş. OX ile OY birbirine dik. OD ile de OC birbirine, şurası da birbirine ne verilmiş? OD ile de OC birbirine dik verilmiş arkadaşlar. Şurası da dik, burası da dik. A, O, B açısını zahmet olacak bulur musunuz diyor. Yani bizden alfa 90 artı beta istiyor. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar, 2 alfa artı 2 beta artı 90 180 değil midir doğru açı? O zaman 2 alfa artı 2 beta'ya 90, alfa artı beta'ya 45 lazım değil mi? 45 lazım. Peki bizden neyi soruyordu? AOB açısını, AOB açısını, alfa artı beta artı 90'ı sormuyor mu? O zaman biz buradan alfa artı beta artı 90'ı sorduğu için ben bunu gördüğüm yere 45 yazarsak cevabımız ne olacak? 135 derecedir. Evet.
Şu açı 90 olduğu için 2 alfa evet. 2 alfa artı 2 beta'ya 90 kaldı. Alfa artı beta 45, 90 45, 135 derece olur. Anlaşılmayan bir yer varsa lütfen alttan mesaj yazarsanız. Evet, ben onları takip ediyorum. Mesajlarınızı da takip ediyorum. Komşu açı. Birer ışına ortak ve iç bölgeleri iç bölgeleri ayrık olan iki açıya komşu açı denir. Başlangıç noktası ve bir ışına ortak olan iki açıya ne diyoruz? Komşu açı diyoruz. Şu iki açı nedir? Komşu açıdır. Başlangıç noktası aynı olmadığı için şu iki açıya komşu açı diyemeyiz. Yani sorularda kullanıldığı için bunları bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Tümler açı, ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı denir. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya arkadaşlar tümler açı diyoruz. Açı 30 ise tümleri 60, 72 ise 18, alfa ise 90 eksi alfa olduğunu bileceğiz. Buradaki ince nokta, bakın şu ikisinin toplamı 90 derece ise bu. Başka bir şey yok yani. Ölçüleri toplamı 90 olursa 90 ise tümler. Ölçüleri toplamı 180 derece olan açıları x ve y'ye dikkat edin. Toplamı 180 olan açıları da bütünler diyoruz. Açımız 30 ise bütünleri 150, 72 ise 108, alfa ise 180 eksi alfa, 2 alfa ise 180 eksi 2 alfa. Açıya x dediğimiz zaman burası da ne olacak? 180 eksi x olduğuna dikkat ediniz. Bütünler olduğu zaman birbirini 180'e tamamlıyor. Evet. Tümler iki açının ölçüleri farkı 40 derece ise bu iki açının ölçüleri oranı kaçtır diye soruyor. Hadi bulun bakalım. Kağıdınız, kaleminiz vardır herhalde. Evet, tümler iki açıdan biri x, birine de y desek arkadaşlar. X artı y zaten tümler olduğu için 90 olduğunu biliyoruz. Ölçüleri farkı da 40 demiş. X eksi y de zaten 40 demiş. Taraf tarafa topladığımız zaman 2x'imizin 130 olduğunu, x'imizin de 65 olduğunu görüyoruz. Evet. 65 olduğunu görüyoruz. 5 bölü 13 yazacak herhalde. 5 çarpı 13 yazmışım. Sıkıntı yok. Evet. Gayet başarılı. Bir açımız 65 ise öbüründe burada 90'dan 65 çıkınca 25 olduğunu görüyoruz zaten. 65. İkisini de 5'e böldüğünüz zaman 13 bölü 5. Evet, gayet başarılı. Yani. Evet, öbür arkadaşımız da bir şey kullanmış, nick kullanmış ama evet, ismini görseydik daha iyi olurdu. Evet, bir açının ölçüsü bütünleyeninin 2 katından 45 derece küçüktür. Bir açının ölçüsü, isterseniz şunu bir şekil üzerinde göstereyim size. Bütünleyenin 2 katından 45 derece küçükmüş. Şöyle bir, rastgele bir çizim yaptım. Kaç olduğunu bilmediğim için. Evet. Bir açının ölçüsü bütünleyeninin açının evet, 2 katına 45 derece küçükmüş. Bütünleyenine biz x dersek 2 katına 45 derece küçükmüş. Açımızın ölçüsü. Buna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Bütünleyeni ne biz x dedik, 2x eksi 45. O zaman burası 3x eksi 45 eşittir 180 ise 3x'imiz 225 mi oldu? X'imiz ne oldu? 75. Ama bize bu açının ölçüsünü soruyor. Bizim açımız ne olacaktı? 105 derece olmuş olacak. Değil mi? Açının ölçüsü. Ya da evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir açının ölçüsü bütünleyeninin 2 katından 45 derece küçüktür. Bütünleyenine x dersek açı 2 katından 45 eksikmiş. Bu ikisinin toplamının 180 olduğuna dikkat edeceğiz. Bütünlerinin üçte biri olan açının tümleri kaç derecedir? Biraz önce çizdiğimiz şekilde gibi çizebiliriz. Ya da şurada hemen uğraşmadan şöyle çizeyim. Şöyle çizdiğimiz zaman bütünlerinin üçte biri olan açı. Bir açımız var.
x. Bütünlerin 3'te 1 olduğu için bütünleri ne olacak? 3x. 4x'imiz eşittir 180 değil midir? O zaman x'imiz ne olacak? 45 mi olacak? 45. Tümlerini soruyor. 45'in tümleri de nedir? 45. Aynen Beyza dediğin gibi. Evet, öbür arkadaşımız da aynı. Öbür arkadaşlar da inşallah katılıyordur. Sanki burada katılan birçok arkadaş gözüküyor ama evet, onlardan cevap gelmiyor. Onlar da katılırsa daha mutlu oluruz. Yani. Bir açının tümleyeni ile bütünleyeninin toplamı 130 derece ise bu açı evet. Bu zaten ek ders olduğu için ondan dolayı olabilir. Bir açının tümleyeni 90-x, bütünleyeni 180-x. Peki bunların toplam ne demiş? 130 derece demiş. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa attığımız zaman 270'den 130 çıkınca 140 kalıyor arkadaşlar. Evet, o zaman x'imiz olacak 70. Aynen dediğim gibi. Bir açının x iken tümleri, bu da bütünler veya bütünleyeni diyoruz. 130 derece bu. Evet. Bir açının bütünleyeninin tümleyeni oranı 4 olduğuna göre bu açı ile tümleyeni arasındaki fark kaç derecedir diyor, soruyor. Bir açının bütünleyeni 180-x. Tümleyeni 90-x. Oranı 4 olduğuna göre demiş. Kaç buldunuz? 180-x. 9 tane 360-4x. 3x eşittir 180 mi oldu? X eşittir 60. Açımız 60'mış. Açı 60. Tümleyeni 30. 90'a tanımlıyor. Aradaki farkı soruyor. Beyza ve Kaan'ın dediği gibi 30 derece diyoruz. Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Evet. Tümler iki açıdan birinin bütünleri diğerinin bütünlerinin iki katından 90 eksik olduğuna göre küçük açının ölçüsü büyük açının ölçüsüne oranı nedir? Hemen bulun. Denklem çözme problemleri bunlar. Tümler iki açıdan birinin bütünleri diğerinin bütünleri. Şimdi bir iki tane tümler açımız varmış. Yani x artı y'miz kaçmış arkadaşlar? 90. Evet. Birinin bütünlerine 180 eksi x. Diğerinin bütünlerinin 180 eksi y'nin neymiş? 2 katından 2. Arkadaşlar bize üçgenli açılar onların tekrar istediğini söylenmiş. Ondan dolayı eğer problemler veya daha önceki konulardan istiyorsanız onu rehber hocalarınıza söyleyeceksiniz. Onlar da ona göre ek ders yazılacak. Şimdi herkes farklı konuyu istediğinden dolayı onu bilemiyorum. Onu şimdi ortak paydada buluşmamız için biz de doğruda açıdan başladık. Doğruda açı zaten hafta içinde üçgende açıyı anlatmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama böyle problemler veya daha önceki konuları istiyorsanız da onu da rehber öğretmeninizle irtibata geçip onun için de böyle ayrı bir ek ders yapılabilir ya. Olur mu arkadaşlar? 180, evet, ne demiştik? 2 katından 90 olduğu küçük açının evet, 2 katından bütünlerin 2 katından 90. Tabii ilgimiz dağıldı oraya cevap verirken. Evet. 180 eksi x eşittir 360 eksi 2'ye eksi 90 oldu. Buradan bilinenler bir tarafa, bilinen bir tarafa atarsak 2'ye eksi x arkadaşlar 180, 90 mı oldu? 90. Biz x artı y'de zaten 90 bulmuştuk. 3y'miz 90 ise y'miz 30. Y'miz 30 iken x'imiz de nedir? 60'tır. Küçük açının ölçüsünün, büyük açının ölçüsünün oranı olduğu için 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı? İşlem hatası yapmadık herhalde. İlgimiz dağıldı biraz önce. 180 eksi 2, 2 çarpı 180 eksiye 90. Evet. İşlem hatası varsa siz kontrol edin. 90. 2'ye eksi x eşittir 90 oldu. X artı y 90 olduğu için 3'ye
180. Evet. Tabii burada şey yapmışız. Evet. 3y 180 olacak. Y'miz 60. X'imiz 30. X'i, evet. X'i, y'yi nasıl buldunuz anlamadım. Şimdi arkadaşlar bunları biz ne yaptık? Burada bir denklemimiz vardı. Tümler olduğu için de 90 vermişti. Bir buradan bir denklem geldi. Bir de şuradan denklem geldi. Taraf tarafa ne yaptık? X'leri götürdük. O zaman X'ler gidince 3Y'miz 180 olmadı mı? 3Y 180 ise Y'miz ne oldu? 60. Y 60 ise şurada Y gördüğümüz yere burada 60 yazarsak X'in de 30 olduğunu görürüz. Doğru mu? Büyük, evet, küçüğün büyüğün oranı sorduğu için 30 bölü 60. Yani. Şimdi anlaşıldı mı? Peki, devam edelim arkadaşlar. Evet. Sınıfta olsaydık bu Dido bir soru olurdu. Bir bakın bakalım. Çözene Dido. Evet. Şu sıkıntılı süreç bittikten sonra virüs minüs şey kalmadıktan sonra beni gelin görün arkadaşlar. Dido'nuzu alın. Çözene. Bir açının tüm leğenin bütün leğen oranı 13 bölü 43 ise bu açının ölçüsü kaç derece? Ama pratik çözüm istiyor. Yani uzun uzun değil yani. Bir bakın bakalım soruya. Buldunuz mu? İki arkadaş yazıyor ama. Evet, bekliyoruz. Sanki böyle biraz uzun mu oldu? Böyle mantıklı gibi duruyor ama. Şu arkadaş böyle kendi ismini yazarsa, orada düzeltirsen böyle daha güzel olur. Hem hitap etmemiz de daha kolay olur. Normalde nasıl çözüyoruz? Hepimiz 90 eksi x yazıyoruz. Tüm leğeni bu. Bütün leğen de 180 eksi x değil midir? 13 bölü 43 vermiş mi? Vermiş. Çoğunuz buradan içler dışlar çarpımı yapmışsınızdır. Yapalım mı beraber? İçler dışlar çarpımı. Yoksa onu siz yapın. Ben pratiğini göstereyim. Evet, ben pratiğini göstereyim. Buradan içler dışlar çarpımı yap. Bu size ödev. Pratiğini istiyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar bir açının tümleriyle bütünleri arasındaki fark her zaman 90 derecedir. Mesela açımız kaç olsun? 20 derece olsun. Açı 20. Tümleri ne olur? 70. Bütünleri ne olur? Sadece konuyu öğrendi. 180'den 20 çıktı, 160. Aradaki farka dikkat ediyor musunuz? 90. Açımız 40 derece. Tümlerimiz ne olacak? 50. Açı 40'sa burası ne olacak? Bütünleri 140 derece. Açı x'ken tümleri 90 eksi x, bütünlerine 180 eksi x. Peki değerli arkadaşlar, bu ikisi arasındaki fark yine 90 derece değil midir? Bana ne diyor? Tümlerinin bütünlerine oranı demiş 13 bölü 43. Doğru mu? Doğru. 13K'ya 43K dersek bütünlerle tümler arasındaki fark 30K'mız ne oldu? 90 değil mi? O zaman K'mız ne oldu? 3. O zaman açımızın K 3 ise açımızın tümleri 39 oldu mu? 39. Tümleri 39 olan açının kendisi ne olur arkadaşlar? 51. Bir daha anlatıyorum. Altına not olarak yazın. Bir açının tümleriyle bütünleri arasındaki fark her zaman 90 olduğunu anladık mı? Bakın burada anlattım. O zaman 13K 43K. Bütünlerden tümleri çıkarttığımız zaman 30K 90 ise K'mız ne oldu? 3. K yerine 3 yazınca tümlerimiz 39. Açımız ne olacak? 51. Anlaşıldı mı? Öbür soruya geçeyim mi? Evet. Peki. Devam ediyorum. Güzel bir soruydu yani. Evet. Dido'yu kaybettiniz arkadaşlar. Ne yazık ki. Paralel doğrular. Evet. Paralel bu çok önemli. Buna dikkat edeceğiz.
Doğrulaş sorular çözülürken şimdi neyi bileceğiz? İki tane paralel doğrumuz var. Bunu bir kesiyorsa, burada ters açılar. İki tane doğru kesişiyorsa, yan yana olmayan, komşu olmayan açılar her zaman eşittir. O zaman A ile C açısının B ile D açısının eşit olduğunu görüyor musunuz? Bu ikisi birbirini 180'e tamamlar. Bu da birbirini 180'e tamamlayacağı için komşu olmayan ters açılar da eşittir. A ile C, B ile D açı. Daha Z kuralına gelmedik. Bu ters açıyı anlatıyorum. O biraz sonra. X ile Z açısı baktığınız zaman burada da X ile Z, Y ile de T açıları ne diyoruz? Ters açılar diyoruz. Komşu olmayan açılar eşittir. Yöndeş açılar hangileri? Aynı yöne bakan açılar her zaman eşittir. A ile X aynı yöne bakıyor mu? A ile X, B ile Y, B ile Y, C ile Z, D ile de T açılar. Yöndeş açı değil midir? B ile Y, C ile Z, D ile de T. İş ters açılara bakalım. Evet, Kaan'ın dediği. Bakalım. C ile X ile C değil midir? Evet. C ile X açısı. İşte ve terste kalmış bak. C ve X açısı iş ters. Doğru mu? Doğru. D ile de Y açısı. Dış ters çok kullanılmıyor. Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. A ile Z açısı. B ile T açısı. Normal işlemleri yaparsa zaten çözersin. En önemli buradaki mevzu şu. Şuna dikkat ediyor musunuz? Burası X iken şu açıda X olduğunu söylediniz mi? Söylediniz. X ile D'nin toplamı ne oldu? Bütünler oldu. 180. O zaman karşılıklı açıların toplamı neymiş? 180 derece imiş. O zaman C artı Y arkadaşınızın dediği gibi 180. Süper. X artı D de 180. Şimdi biraz sonra sorularda çok daha güzel anlayacaksınız. Hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Aynı yöne bakan açıların eşit olduğunu bileceksiniz. İş tersi bileceksiniz. Bir de karşılıklı açıların toplamı 180 olduğunu bulursanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Çıkmış sınav sorusu. Evet, beraber bir bakalım. Bizden FGE açısını istiyor. Bunu birkaç şekilde çözmemizi istiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu açı 2A değil midir? 2A. Z kuralından bakalım. Z kuralından şurası da 2A olur mu? Oldu. 2A artı 2B'miz ne oldu? 180. A artı B'miz ne olacak? 90. Peki A artı B'miz 90'sa, bak çıkmış sınav sorusu. Gördünüz mü? Şu üçgenin iç açıları 180 olduğu için şurası 90'sa şurası da ne olacak? 90. Doğru mu? Doğru. Peki, üçgenin iç açıları toplamı niye 180'dir? Söyleyebilecek var mı? Nereden geliyor acaba? He. Niye üçgenin iç açıları toplamı 180 arkadaşlar? Öbür türlü üçgen olmuyor. Şimdi şöyle bir üçgen çizelim. Şuradan da şöyle çizelim. Evet. Şöyle bir üçgen çizsek. Oldu mu? Oldu. Şu rengi değiştirelim şurada. Şimdi biraz sonra orada bir not vardı. Biraz sonra söyleyeceğim. Evet. Şimdi şu açıya biz A dersek arkadaşlar, şu açıya B dersek, burası da C dersek. ABC toplamı niye 180'dir diye soruyoruz. Bakın bilmediğiniz hiçbir şey yok. Bununla bu açı yöndeş açı değil midir? Paralel çizdiğimiz zaman doğrunun kırıldığı noktadan paralel çizersek şu iki açı yöndeş açı değil mi? Yöndeş açı. Şu açıyla şu açı Z kuralında iş ters açı değil midir? İş ters açı. ABC toplamı bütünler oldu mu? Oldu. Bütünler olduğu için üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Kuraldır ama işte bu kuralın nereden çıktığını böylece ispat etmiş olduk yani. Çok basit bir çözüm var. Doğrunun kırıldığı noktada ne yapacağız? Paralel kollara paralel çizeceğiz. Problem var mı?
Şimdi. Evet arkadaşlar, ders 20 geçe bitecek. Şu notu evet aklımızdan çıkartmayacağız. A'nın dışası B artı C oluyor. Not, doğru da açı soruları çözülürken doğrunun kırıldığı noktadan paralel kollara paralel çizilir. İç ders, dış ders, yöndeş açı yardımıyla sorular çözülür. Doğrunun kırıldığı noktadan paralel kollara paralel çizecekmişiz. İç ders, dış ders, yöndeş açı yardımıyla sorular çözeceğiz. En önemli notumuz bu. Şimdi burada baktığımız zaman aynı şekilde düşünürsek buna M kuralı deniyor. Şimdi sorularda bol miktarda göreceğiz. Şimdi şuradan bir paralel çizdiğimiz zaman paralel çizdiğimiz zaman bakın doğrunun kırıldığı yeri bulduk mu bulduk. Ha, neresi paralel? Şunlar paralel. Paralel kollara paralel çizdiğimiz zaman bu açı A ise bu açı A değil midir? Z kuralından. Burası B ise bu da B değil midir? Alfa eşittir. A artı B olur. Bir tarafa bakan açılar öbür tarafa bakan açılar eşittir. Hani sağa bakanlar sola bakanlar eşit diyeceğiz ama bazen öğrenci sağa sola bir tarafa bakanlar öbür tarafa bakanlar eşittir. Bir ondan bir ondan devam ettiğine görün yani. Zikzak açı. Bir tarafa bakan açılar öbür tarafa bakan açılara eşitmiş. Şimdi burada baktığınız zaman kim buna? Rem ucu teoremi diyor. Evet, şuradan bir hat çizelim. Kalem ucu diyor. Başka şeyler diyor. 3 tane açı varsa toplamı 180 derecedir. Şu 2 tane 360 derecedir. Evet. Burada baktığımız zaman x ve şu açı ikisinin toplamı karşı durumlu açıdan şöyle bakalım. Şu kalemi getirelim. Evet. Şu ikisinin toplamı kaç derece? 180 derece. Burası da 180 derece. Burada 3 tane, 4 tane açı olduğu zaman 3 tane 180. N tane açı olduğu zaman N eksi 1 çarpı 180. Tamam, bayağı zekisin. Ta 7. sınıf bilgilerini aklına geldi. Doğru söylüyorsun. Şimdi bundan sonra sizden sonra 7'lere dersim var. Orada da aynı şeyleri anlatacağız. Evet. 7. sınıfta. Ama biliyorsunuz yani 9-10 eski bilgilerin tekrarı üzerine yeni bilgiler koyma. Mesela şu n eksi 1 çarpı 180'i görmemiştiniz ya. Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. 30 verilmiş, 50 verilmiş. Yani sınavda bu kadar basit çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Onun için sorduk zaten. Burada amacım şu. Paraleli bu şey yukarıya doğru vermiş. Doğrunun kırıldığı noktayı tespit edeceğiz. Tespit ettik mi? Ettik. Buradan hemen paralel çiziyoruz. Çizemiyoruz. Evet. Şuradan şöyle yukarı. Çok kötü oldu. Evet. Evet. Şimdi oldu. Peki. Evet. Arkadaşlar burası 30'sa 30. O zaman 50 olması için buraya ne lazım? 20. Z kuralında 20. Ya da şu ikisinin toplamı buraya eşit olduğunu bileceksin. Aynen dediğin gibi 2 saniye. İşte bazı sorularda sınavda kolay soruyorlar. Bazılarını uzun soruyorlar. Buradan kazandığın süreyi öbür taraftan. Yani şurada şu hataya düşmemek lazım. Bu kadar basit soru çıkıyor mu sınavda? Kesinlikle çıkıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu soruları koyduk. Evet. Hadi bakın bakalım. Burası x iken burası da x. Burası da ne olacak? X olduğunu biliyoruz. Z kuralından x'i unutmuyoruz. Buradan biraz önce söylediğimiz gibi M kuralından şu ikisinin toplam burayı vermiyor mu? İleride üçgen konusu göreceğiz. Şu üçünün toplamı da burayı verir. Bumerang kuralı deyip çözebilirsiniz. Ama biz şu doğrunun kırıldığı noktadan çizmeyi her zaman öğretmek için yine çözüyoruz. Burası ne oldu? 2x. Burası da 2x artı 30. Arkadaşlar 4x artı 30 eşittir. 180 ise 4x'imiz şey pardon 130 ise 4x artı 30 130 ise 4x'imiz eşittir. 100 x'imiz ne olacak? 25. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bakalım bu soruya. Bir ders daha var. Bundan sonra arkadaşlar. Evet. 10.40, 11.20 idi. Daha 5 dakikamız var. Birkaç tane daha soru çözüp ondan sonra teneffüs.
70 ise karşılıklı açıların toplamı 180 demedik mi? 70 ise arkadaşlar şu açımız ne olacak? 110. Harikasın. Peki 20, 70 ise şuranın tamamı ne olur? M kuralından 90 değil miydi? 90 olduğu için 45 buraya, 45 buraya düşer mi? Düşer. 45, 110 daha 155. 155 ise arkadaşlar şu açımızda ne kalacak 180 olması için? 25. Bir daha anlatıyorum. Şu iki açının toplamı karşı durumlu açıdan 180. Peki 20, 70 ise şu açının tamamı 90 derece değil miydi? Tamamı 90 dereceydi. Açı ortay olduğu için 45, 45. Şurasının tamam bütünler 45, 110 da 155. Alfa ne kalacak? 25 derece değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Peki. Şuna bakın bakalım. Bu soruyu da 2-3 şekilde çözebiliriz. Daha fazla şekilde çözebilirsin. Evet. Birinci çözüm şu. Şu açımız kaç? 150. 1, 2, 3, 4 tane açı olduğu için 3 tane 180. 540 olduğunu biliriz, öyle çözeriz. Bu birinci yol. Sıkıntı var mı? Yok. 300, 430, 110 ise 70 mi kalıyor? 70 kalıyor. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yol. Şu doğrunun kırıldığı noktayı bulma işini iyice bir aklımıza yatsın diye şuradan çiziyoruz. Doğrunun kırıldığı noktayı bulduk. Paralel kollara paralel çizdik. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi beraber bakıyoruz. Z kuralına şu açımız ne oldu arkadaşlar? 30 derece. Z kuralına 30. Tamam 130 olması için buraya ne lazım? 100. Hani karşı karşıya olduğu zaman bu iki açının toplamı 180 olması için buraya ne lazım? 80. 80 ise bu açı ne oldu? 70. Z kuralından bu açı ne oldu? 70. Gibi. Şu dört açının toplamından gidebilirsiniz. Bu şekilde de gidebilirsiniz. Ya da şuradan uzatırsınız. Oradan da gelir. Uzatırsınız. Üçgen oluşur. Bu sorunun çok çözüm yöntemi var. Geometrinin de güzelliği zaten oradan geliyor. Evet. Hadi bakalım. Doğrunun kırıldığı noktayı bulalım. Soruyu çözelim. Evet, son sorumuz olsun. Buldunuz mu? Evet. Beraber bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar, şu açı 60 ise bu açı 60 derece değil mi? 60 derece. 100 ise burası 80 değil mi? 80. 140 ise burası ne olur? 40. Ama pratik çözümü şu değil mi? Bakın, burası 100 ise burası da 60 olduğu için mecburen Z kuralında görün istiyorum. Şu açı 100 ise şuranın tamamında 100'dür. Z kuralına buna dikkat edin. 60 kalması için buraya ne lazım? 40 derece lazım. Bunu aşağı doğru çizsek de olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Şöyle. Burası 100 ise öğretmenim 100 deyip o zaman 100 ise buraya ne lazım? 80. Biraz önce üçgenin iç açılarını öğrettik. 140, 40. Birçok çözüm yöntemi var. Arkadaşlar ikinci ders görüşürüz. Biraz dinlenin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.